Biz kanunun önünde eşit olmalı değil mi? Kamu malına el uzatılmamalı bir ülkede. El uzatan varsa da cezasını çekmeli. Ya bu arabayı bana vali verdi. Vermiyorum diye diye iki yılı geçirdi geride de bıraktı. En nihayet gelmekte olanın geldiğini hissettiği için belki de seçim sandığı yaklaştı diye ya da ne düşündü bilmem jipi iade etti. Belediyenin zırhlı jipini iade etti malum kişi. O jipi iyice kontrol ettiler. Endişeniz olmasın satışa çıkacak şimdi jip. Belediyenin malı, halkın Ankaralıların malı. Fakat Ankaralıların olup da malum kişinin üzerine yaptığı, kendisininmiş gibi davrandığı tek şey de o jip değil. Taşınmazlar var. Onlar da talep edilecek. Önce şu jipi bir anlatalım. Ver jipi. Niye vermiyorsun jipi? Hala cip, onda. Hala cip hala onda. Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş görevi Melih Gökçek'ten Nisan 2019'da devraldı. Aradan neredeyse iki yıl geçti. Belediyenin cipi hala Melih Gökçek'teydi. Yavaş'ın Ağustos ayında televizyon ekranlarından yaptığı bu çağrı bile aylarca yanıtsız kaldı. O meşhur kurşun geçirmez cip Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sonunda iade edildi. Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Kökçek'ten belediyemize ait olan zırhlı araç teslimi yapılmıştır. Peki eski başkan Melih Kökçek'in yaklaşık 4 yıl 2 ay boyunca kullandığı cipin bundan sonraki akıbeti ne olacak? Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre cip kullanılmayacak. En kısa sürede diğer araçlar gibi satılması ve karşılığında alınacak paranın da Ankaralılar için harcanması gündemde. Gökçek ve Yavaş arasında zırhlı cip gerginliği sona erdi ancak tek iade edilmeyen cip değil. Çünkü Melih Gökçek döneminde bazı taşınmazlar da Gökçek'in yakınlarına kiralanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi o taşınmazların peşinde. Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz. O kadar uzun bir liste var ki bir bölümünü sizinle paylaşayım. Eşe, dosta, kendi malı gibi alın, kullanın diye vermiş. Aradan iki yılda değil, iki buçuk yıl geçti. Hani e, büyük harflerle yazıyor ya, tweetler atıyor ya, Twitter'da sadece kendi istedikleri yanıt verebiliyor ama sorulmasını istemediği sorularla hiçbir zaman muhatap olmaz, karşı karşıya gelmez, öyledir. Sorulmasını istediği sorulara yanıt verir. Şu liste nedir? Bunları ne zaman iade edeceksiniz? Bunlar ne zaman tahliye edilecek? Neler neler var? İşte mahkeme kararıyla taşınmaz sahibi e, biri olmuş. amfa ve alt kiracısı kiracı olarak oturmaya devam ediyor. Kira bitiş tarihi. Yazıyorlar alt alta. Ankaralılar bilir. Kocatepe çok katlı otopark üstü çarşısı var. Hacı Bayram Caddesi belediye çarşısı var. Şu listeye biraz daha yakından bakalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile istifa ederek görevinden ayrılan eski belediye başkanı Melih Gökçek arasında yine yeni bir kriz gündemde. Gökçek'in belediyeye ait aracı iki yıl sonra geri vermesiyle bu kez de ücretsiz tahsis edilen ve uzun süreli kiralanan yerlerin iadesi tartışması alevlendi. Zırhlı aracın belediyeye iadesi sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamada bulundu. Gökçe'nin eşi, dostu, akrabasına kiraladığı taşınmazların listesi yayımlandı. Halk TV o taşınmazlarla ilgili detaylara ulaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi önce zırhlı aracın istedi. Ardındansa Melih Gökçek döneminde Gökçe'nin yakınlarına tahsis ettiği taşınmazların peşine düştü. O taşınmazlardan biri Göksu Parkı Otoparkı 25 yıllığına 158 bin liraya Korkut Ata ailesine kiralandı. Bu otopark taşınmazlardan sadece bir tanesi. Ücret tarifesi ise 5 lira. 1546 araç kapasiteli. Bu otoparka günde 1000 araç uğrasa cirosu günde 5000 lira yapıyor. Yani yıllık rakam 1 milyon 825 bin lira. Belediyenin kasasına girmesi gereken bu kazanç başkalarının cebine gidiyor. Burayısta Gökçek döneminde Keçiören Gücü Spor'a tahsis edilen 156 araç kapasiteli çok katlı otopark. 25 yıllığına 14 bin liraya kiralandı bu otopark. Beltaş'a devredildi ama kiracı olarak hala keçiören gücü spor görünüyor. Belediye tarafından yayınlanan listede sadece otopark değil, çok sayıda sosyal tesis, meşrubat büfeleri ve mağazalar da bulunuyor. Listeye göre Gökçe İneş'inin yönetici olduğu Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı'na bir iş yeri, 1628 araç kapasiteli bir otopark, bir de çarşı tahsis edilmiş. Yavaş o taşınmazları ...bir an önce geri iade edilmesini talep ediyor. Hayır çok istiyorsa o çürümeye yüz tutmuş... ...Çin'den getirtilmiş dinozor maketlerini alabilir. Alsın koyacak bir yer bulabilirse. Ama halka ait olan halkta kalmalı değil mi? Hak, hukuk, adalet adına. Hak, hukuk, adalet demişken e, hemen söyleyeyim... E, Üzücü bir kayıp haberi vereceğim size. İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından Yücel Sayman'ın vefat ettiği haberi az evvel ajanslara düştü. İstanbul Barosu'nun eski başkanı Yücel Sayman'ı kaybettik efendim. Yakınlarına sabır diliyorum. 82 yaşındaydı Yücel Sayman. Şimdi yeni sistemde adına başkanlık sistemi dedikleri sistemde istifa diye bir müessese yok istifa etmek mümkün değil. Görevden af talebi kabul edilebiliyor ancak bir kişinin. Cumhurbaşkanı kabul ederse istediği zaman kabul ediyor. Türk Hava Kurumu'nun kayyum heyetinin başkanı Cenap Aşçı ben istifa ediyorum affımı rica ediyorum diyeli haftalar aylar oldu. Daha ancak nihayet 3 ay sonra o af talebi kabul edilmiş. Yani 3 ay sonra istifası netleşti. Ee, ve gerekçelerini istifa gerekçelerini Halk TV'ye anlattı. Kayyum heyetinin eski başkanı diyeceğiz artık Cenap Aşçı. İki kez istifa dilekçesi vermiş ancak bir türlü yanıt gelmemiş. O da fiilen görevi bırakmıştı 3 ay önce. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi de yerine Ali Yüksel atandı. 3 ay sonra. Aşçı orman yangınları sırasında kullandığı ifadelerle gündem olmuştu hatırlarsınız. Katıldığı bir televizyon programında yangınlar sırasında neden ulaşılamadığına ilişkin konuşurken özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğününe gitmek zorunda kaldım diyerek büyük tepki çekmişti. Halk TV'ye açıklamalarda bulunduğu aşçı. Dediğim gibi çok yıpratıldım diyor. Linç yedim. Bu sebeple istifa ettim diyor. Öte yandan Türk Hava Kurumu'nun yolsuzluklarla zarar ettirildiğini de ifade ediyor. Çünkü bunu bir vatan görevi olarak kabul ettim. Bizden önceki dönemde alınan krediler yıllık %24 faizle krediler alınmış. Yanlış yatırımlar yapılmış. Yolsuzluklar, usulsüzlükler sebebiyle kurum zor durumda. Ben Merkez Bankası Başkanı değilim ki para basayım. Açıklaması da yine istifa eden Aşçı'ya ait. Ağır sözler aslında anlayana. Merkez Bankası Başkanı değilim ki para basayım diyor. Kurum batakta. Yolsuzluklar, usulsüzlükler yapılmış burada diyor. Atatürk'ün emaneti Türk Hava Kurumu'nda. İstikbal göklerdedir yazar hala Ankara'da, Atatürk Bulvarı'nda, Sıhiye'de. Türk Hava Kurumu'nun o eski binasında çok güzel mozaiklerle yapılmış bir duvar resmi vardır. Atatürk'ümüz gökyüzünü gösterir, İstikbal göklerdedir der orada. Vah, Türk Hava Kurumu vah. Bu uçaklar uçabilecek mi? Bize o lazım. O sorunun yanıtı lazım. Yeniden yaz gelecek. Orman yangını sezonu başlayacak. Biz yine dövünecek miyiz? Uçaklar nerede diye? Bu uçaklar ne durumda? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak filan yok. Ama bunlar duymaz uydur, uydurur kabilinden uyduruyorlar. Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları orman yangınlarında gündeme geldi, tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak yok demişti. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o uçakları yerinde kontrol etti. Uçakların bakıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Uçakların bakımı gerekiyor. Yedek parça sorunu var. Onların giderilmesi gerekiyor. O uçaklar şu anda yenileniyor. Bir uçağın bakımı tamamlandı. Açıklama Türk Hava Kurumu kayyum heyetindeki Abdullah Kaya'dan. Türk Hava Kurumu'nda toplam 9 yangın söndürme uçağı var. Uçakların 3'ü kazalar sonucu yıllar içinde kullanılamaz hale geldi. 4 uçağın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde bakımı sürüyor. 2 uçaksa daha masraflı bakım gerektiriyor. Bunun için biz TUSAŞ'la işbirliği kapsamında uçaklarımızın bakımını yapıyoruz. Bir uçağımızı tamamladık. Diğer uçaklarımızın parçalarını da sipariş Bakım yapıldıkça çıkan parçalar sipariş veriliyor, genel parçalar veriliyor. Bu kapsamda devam ediyoruz. CL-215 tipi uçaklar 2019 yılına kadar yangın söndürmede kullanılıyordu. Ancak Orman Genel Müdürlüğü piston motorlu kullanımını tercih etmemesi nedeniyle uçaklara yeniden bakım yapılıyor. Kaya, uçaklardan 5'inin turbo modele dönüşmesinin mümkün olduğunu söyledi. 5 tanesinin kanat gövde bağlantıları ve teknik özellikleri bu tür bir yenilemeye uygun ve eğer bu yönde bir tercih kullanırlar ise bizim uçaklarımızda 215 turbo dediğimiz modele veya 415 turbo mode modeline